Herhangi bir rahatsızlığı yok idi. Yani durup dururken bir sabah kahvaltısından sonra beraber yedik kahvaltıyı. Ondan sonra eve geldi, yattı ve öldü. Uyudu yani Uyudu. yeterli. Akşam mı? Yok, gündüz saatlerinde. Gündüz. Üçü de yani aşağı yukarı aynı saatlerde vefat ettiler. Birer ay aralıklarla. Birer ay aralıklarla. İkinci çocuğunuz? İkinci çocuğum da dışarıda oynadı, geldi, içeriye girdi, televizyonu açtı ve o anda uykuya, o da uykuda, o da aynı şekil, sebepsiz bir Aynı şekilde, yerde mi? aynı yerde. İsmi neydi O onun? tarafta. Onun ismi Enes'ti. O kaç yaşındaydı? O da 5 yaşındaydı. Beş. Üçüncüsü? Üçüncüsü daha Beş bebekti, bir 5 aylıydı o da. O da mı aynı O saatte? da aynı, aynı Aynısı. saatte. Yalnız onun günü Üçüncüsü. değişik. Evet. O mesela o bir salı gününe denk geldi bu Yok, kız da çarşambaydı, bu da çarşamba. Bir çölen kız da çarşamba günüydü, bu da çarşamba. Ha, kızlar çarşamba günü çocuktu, o bir Oğlan salı salı. günüydü. Sonra. Hı. Birer ay aralıkla. Birer ay. Hiçbirinde herhangi bir rahatsızlık var mıydı? Hayır. Hayır. Bir şikayetlerin var mıydı herhangi bir Hayır, yerinde yoktu. ağrı falan? Hayır, bir ağrı yoktu. Cıvıl cıvıl yaşıyordular değil mi? Cıvıl cıvıl yaşıyorlardı. Nasıl oldu yani böyle tabii siz büyük bir acı içindesiniz şu anda. Tabii, ben ilk çocuğumu biz dedik narkozdan oldu. Hemşire bir yanlış iğne yapmıştı. Bazen hapis olduğu için biz dedik ya intihap içine vurdu öldü. Ya da dedik bir şeyden öldü dedik biz yollamıyoruz. Ya da narkozdan öldü, otobüsüne yollamadık. Bu sefer arkadaki çocuk gitti. İkinci çocuğumuz gitti. Bunu da yatırmıştım. 5 dakika çekmedi. Babaanne gitti ki vefat etti. Bundan sonra diğeri. Ondan sonra da diğer en küçük. Tabii şimdi dördüncü çocuğunuz yaşayan kaç Yaşayan yaşında? o 6,5 yaşındadır. İsmi nedir? Irmak. Irmak, o da kız. Kızdır. Şimdi sizin korkunuz? Benim korkum sadece yani bu geride kalan kızı yaşatmak. Yani buradan mesela doktorlara yani adeta yalvarırız yani buna bir çare bulunsun. Bu olaylar ikinci, üçüncü çocuk olduktan sonra ben Adli Tıp'a gittim çocuğu otobüse götürürken. Orada hız verildiğini gördüm yani iş bu olduktan sonra hızlanmaya başladı. Birkaç sefer savcıdan ben bu otobüs raporunu istedim. Kendisinin Ankara'da olduğunu söylediler. Sadece Otopsi yani raporları bir an önce otobüs açıklansın. raporları bir an önce gelsin. Yani burada Nedir, ne değil yani anlayalım, bilelim. ne olduğunu anlayalım. Bir de yani böyle merhameti olan doktorlara sesleniyorum. Vicdan olan doktorlara sesleniyorum. Ne olur yani bizden biraz ilgilensinler.